Merhaba herkese. Peki ortaya atıldım, başlıyorum o zaman. Ben böyle farklı dönemlerden ama aynı tema içinde birkaç tane işimi göstermek istiyorum. Böyle zamanlar arası biraz zıplayarak gideceğim ama aslında hani hep aynı konuları kafaya yorduğum için de kendi içinde birbiriyle gayet ilişkili işler aslında. Bu görmüş olduğunuz 2012 yılında yaptığım metin bazlı bir çalışma. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanından bir kelime üzerine yaptığım bir deneme diyeyim. Oğuz Atay aslında kelimeleri böyle yan yana bitiştirerek tek bir kelime elde etmiş. Bu bana biraz hep böyle heykelimsi bir şey gibi geliyor. Hani böyle hani bitiştirme, yapıştırma, yontma neredeyse gibi böyle kelimeler hani bir şekilde aklıma geliyor. Benim yaptığım şey ise bu uydurulmuş tek kelimeyi alıp daha önce Türkçenin yazımında kullanılmış farklı alfabelerle bu kelimeyi yazmak oldu. Türkçe tarihi boyunca 13-14 farklı alfabeyle yazılmış bir dil. Ben sadece matbu olarak kullanılmış olan alfabeleri kullandım bu metin bazlı işte. Bir versiyon daha var bunun. Onda da ekstradan Kiril alfabesi var. Ama burada Ermeni alfabesi, Grek alfabesi, Arap alfabesi, İbranice alfabe ve tabii Latin alfabesinden oluşuyor. Kelime de kendini beğenmişçesine sanki bizden önce hiçbir şey söylenmemişçesine gillerden. Evet, yüksek sesle okunduğunda Türkçe ve tek bir kelime olarak böyle. Aslında bu saltta gösterildi. Saltta gösterildiğinde bütün bu işlere referans olan üç tane benim enstalasyonumda çok merkezinde olan üç tane ilk Türkçe roman olarak geçebilecek tabii çok tartışmalı bir konu ama kitapların orijinalini de koyma şansımız oldu. Burada hani metnin altında vitrinde gördüğünüz 3 1800'lerin ortalarıyla son arasından kalma 3 Türkçe roman ve birbirinin tarihleri çok çok yakın. Akabi hikayesi var. Ermenice harflerle ama Türkçe olarak yazılmış bir kitap. Bir de Misailides'in Seyreyle Dünyası var. O da Grek alfabesiyle ama yine Türkçe yazılmış. Üçüncü kitap da hepimizin bildiği Şemsettin Sami'nin romanı. Bu bence ikisi hani bu iki bölümlü şey gayet iyi paslaşıyor. Burada aslında Seyreyle Dünyayı çok bence hani buradaki yukarıdaki sergiyle de yakından ilgili olabilecek bir kitap yazarından dolayı. Yazarı Misailides, Karamanlıca Anatoli Gazetesi'nin baş yazarı ve 50 seneye yakın gazetecilik serüveni olmuş, baş yazarlık yapmış, kanaat önderi, Seyreyle Dünyanın da yazarı olan gayet ilginç bir karakter. Burada kim? Nasıl ilerleyeceğim? Yanlış PC'den alınmıyorum. Nasıl ilerlemem gerekiyor? Ha, evet. Misailides'le ilgili hani çok geniş bir bilgi vermeyeceğim ama burada Turgut Kut'u da anmak isterim. Aradık bulamadık diye bir özgün bas yani fotoğraf ve baskı serimden oluşan bir işim var. Turgut Kut'un anısına yapılmış bir iş bu. Tarih ve Toplum dergisinde Misailides'le ilgili bir yazısı çıkmıştı.
Bu yazıda misaledesin ardından cenazesiyle ilgili çıkan gazete haberlerini ele alıyordu. Bir noktada da mezarını aradık, hani bahsedilen Eğrikapı mezarlığında mezarını aradık ama bulamadık diye böyle bir hani akademik bir dille yazılmış bir yazının ortalarında bir yerde aradık bulamadık diye bir varyansın eden birkaç cümle de var. Ben de bu cümlenin peşine biraz düştüm. Şehnaz Şişmanoğlu Misalidis üzerine doktora tezini yazdığı sırada ve benim de bu araştırmaları yaptığım sırada tanışmıştık. Şehnaz ve eşi gazeteci Mehmet Yılmaz'la bir şekilde tekrar hani o mezarı aramak üzere yola çıktık. Onlar aslında hani bütün bölgeyi adım adım zaten keşfetmiş iki kişiydi. Ama bir şekilde ben de onlara tekrardan aramak üzere yola çıktım. Çıktık hep beraber. Mezarı tabii ki bulamadık. Ama onun yerine Eğrikapı mezarlığında yan setin üstünde yanda olan böyle bir hafta sonları kurulan bir kuş pazarı var. Kuş pazarında kafeslerden kaçmış bir takım kuşlar mezarlıkta uçuşuyordu. Yani son şans olarak uçup kaçıp gitmişler. Haliyle Turgut Bey de çıkışmıştı zaten. Bulamazsın, ne gideceksin demişti. Haklı çıktı. Bulamadık ama bulduğumuzun fotoğrafını çekmiş olduk. Şimdi daha yakın dönem bir işten bahsetmek istiyorum. Geçen sene Berlin'de bir residency'ye gittim. Residency'nin olduğu binada çok böyle ilginç bir baskı, her çeşit baskının yapılabildiği bir baskı atölyesi vardı. Ben de ne zamandır bu hurufatlara zaten merakım vardı. Ahşap harfler bularak bir dizi letterpress baskı, tipo baskı deniyor sanırım. Böyle baskı çalışmalar üstünde uğraştım bir 3-4 sene. Çok aslında çok ilginç bir şey çünkü hani gerçekten heykelimsi bir tarafı var. Yani harfleri yan yana dizmek ve onlardan hani negatif alanı ayarlayarak bir yüzey hani tipografik mekanın üstünde bir düzenleme yapmak. Böyle hani belli temel şeylere de geri dönmemi sağladı. Bulduğum harfler bunlar. Üstünde çalıştığım şey ise Türkçe bir cümleydi. Bu cümle sanat diye bir şey var cümlesi. Burada aslında hani bir şekilde bir çeşit benim için bir telkin gibi bir şey. Başlangıç noktası hani haberlerin felaket olduğu dönemde böyle kendi kendime telkin etmek için söylediğim bir cümle. Yani sanat diye bir şey var, hani yer yer önemli de olsa gerek, hayatımın merkezindeydi aslında ama hani olan biten o kadar korkunç ki ne önemi olabilir hissi, ama bir yandan da var falan diye böyle bir iç ses olarak kendi kendime ikna etmeye çalıştığım bir dönemdi. Bir süre pek bir şey yapmadım ama sonradan bu cümleyi işe çevirdim haliyle. Birkaç senemi aldı. Gereksiz göründü diyeyim ama bu cümleyi bu bulduğum harflerle başka bir versiyon daha var. O versiyonda bir kekeme gibi uygulanan bir versiyon. Hani böyle hani oradaki sağ diye giden, uzayan ve söylenemeyen bir cümle. Hani cümlenin sonuna vardığında da bir çok şükür vardım bu noktaya dediğin bir histi. Buradaki ise buradaki yani bu bulduğum bu ahşap harflerin belli bir sayısı vardı o koleksiyonda. Hani yer yer farklılık gösterebilir. Ama aslında bütün hani bu baskı içinde olan harflerde her setin kendi içinde tutarlı bir sayıda her harften ekstra işte sayıda harfi var. Burada bulduklarım kadar uzamasına uğraştım diyeyim. Bulduğum harf kadar cümlede uzayarak böyle devam edip bir odayı kaplayacak hale geldi. Yani hani okumaya başladığında cümlenin ne olduğunu bilmiyorsan yer yer sadece seste kaybolup sonra belki yer yer hani anlamı yakalayıp ama hani bütün odayı dolaşarak değil ama hani takip ederek okuyabileceğin bir şey halinde.
Yani bu bir şey, baskı aşamasından bir fotoğraf. Sanat diye bir şey varın, R'lerin yani son R'lerin görüntüsü diyeyim, son sayfadaki R'ler. Burada beni cezbeden şey, hani bu negatif alanın bu metal nesnelerle belirlenmiş olması epey cazip geldi bana. Çok ilginç geldi. Hani yazıyla kurduğumuz şeyde daha böyle heykelimsi bir ilişki bir anlamda. Kağıtta hafızayı tutan ince bir kağıt. Ne kadar iyi görünüyor bilmiyorum ama... bu işi düşünürken, yani sanat diye bir şey böyle düşünürken aklımda aslında iki farklı iş vardı. Ne kadar okunabildiğini tam göremiyorum, kestiremedim ama ilki Francis Ellis'in 1943 başlıklı metin bazlı işiydi. Ben bunu ilk Documenta'da görmüştüm yıllar evvel. Sonra bu görüntü Hamburg Kunsthaus'a yaptığımız bir sergi, The Featureless Memory sergisinden bir görüntü. O sergiye de bu işi dahil edebildik. 1943, aslında 1943 senesinde bizim hani sanat tarihinden bildiğimiz o dönem yaşayan sanatçıların savaş sırasında neler yaptığı ve nerelerde olduğunun bir listesi gibi. Okunamıyorsa biraz az çok okunabiliyor mu? I think about. Ya bütün sanat tarihinden bildiğimiz o dönem için önemli olan kim varsa savaş sırasında ne yaptıklarından bahsediyor aslında. Hani birkaç cümle okuyabilsem gayet hoş olurdu ama bir tek aklımda kalan mesela Duchamp New York'ta satranç oynuyor ama Camille Claudel bir hastanede ölüm döşeğinde. Bayağı enteresan şeyler vardı. Kurt Schwitters, Merz Bausu'nun bombadan hasar gördüğünü Lake District'te öğreniyor. Hani böyle savaşanlar, cephede olanlar, ölüm döşeğinde olanlar, işte Picasso Paris'te savaş sırasında tekerlekli heykelini yapıyor. Onu bulabiliyor çünkü. Böyle şey, benim için çok önemli bir iş bu. Çünkü müzelerde ya da hani pek çok durumda sanat eserleriyle karşılaştığımızda ne gibi şartlar içinde yapıldığına dair çok bir fikrimiz olmuyor. Birkaç cümle yanında oluyor. Ama aslında ne gibi şartlarda, ne zaman, sanatçı neler yaşarken yapıldığına dair yine de böyle çok kısıtlı bilgimiz oluyor. Bu listede ise yani gerçekten çok duygulandırıcı bir liste aslında nerelerden geçtikleri. Ben bu hani sanat diye bir şey var mı, var ama Allah'ım diye düşündüğüm noktada bu iş çok benim için oldukça önemliydi. Sonra da Hamburg'daki sergiye dahil etmek de beni çok mutlu etti. Bir Türkçe çevirisi de var aslında, ikisi yan yana. Bir diğer iş ise On Kavara'nın resim, yani hani tarih resimleriydi. Bu iki iş benim için çok hoş bir biçimde yan yana geliyor. On Kavara hani böyle çok nasıl diyeyim, böyle mesafeli düz bir takım tarihlerden ibaretmiş gibi görünüyor. Ama aslında sanatçının kişisel tarihine baktığımızda Hiroşima bombalandığında çocuk, daha sonra çok genç bir sanatçıyken Tokyo'da yaşadığı dönemde Hiroşima ile ilgili yayın yasağı, sansürler kalkıyor ve dolayısıyla bir dolu imge ve bilgi ortaya dökülmeye başlıyor. İlk yaptığı resimler figüratif bir takım çizimler. İnsanların beden bütünlüğünün dağıldığı, hani işte deforme olmuş bedenleri resmettiği böyle bir dönemi var. Ben bu resimleri hiç görmedim, çok da merak etmedim doğrusu. Karşıma çıksa bakarım tabii ama hiç de çıkmadı. Böyle bir görünmeyen bir şey var orada. Daha sonra New York'a taşınıyor On Kavara.
New York'ta da bu sefer 65 galiba Vietnam Savaşı'nın olduğu dönemde New York'ta ilk sergilerine katılmaya başlıyor. Orada da ilk metin bazlı işini Red China, Vietnam 1965 kelimeleriyle yapmak istiyor ama tabii ki böyle bir şeyi sergileyemiyor o dönemde. Daha sonra da bu tarih resimleri çıkıyor ortaya. O bu sergileyemedi. Bu üç kelimeyi kullanamıyor ama sanırım one thing diye bir şey yazıyor. Yani bu kullanamadığı kelimeler yerine bir şey anlamına gelen ayrı bir kelimeyi ilk defa nötr bir biçimde bir şey kalması yazıyor. Ondan sonra da tarih resimleri takip ediyor. Tarih resimleriyle ilgili bu sergideki sergilenişi çok hoş. Gerçekten beni mutlu etti. Hani hem sergide yerini bulmuş hem de koleksiyonda yerini bulmuş belli ki. Aslında normalde duvara asılıyor. Tek bir tarihi görüyorsun ama burada içinde geldiği kutu da sergileniyor. Orada da o günün yerel gazete, her neredeyse, nerede bulunduysa sanatçı, yerel gazetelerinden seçtiği küpürlerle döşenmiş, bezenmiş bir kutu aslında o. Yani resmin kutusu tam o gün olan olaylara denk geliyor ve genellikle hani seçtiği şeylerde hani ölüm, şiddet, savaş gibi başlıklardan oluşan bir seçkiyle o kutuyu beziyor. Böyle, ben burada bıraksam nasıl? Dolanı tekrar gelirsin. Sen de devam edin o zaman Mesut. Alfabetik öyle mi yapalım? alfabetik sırayla gidiyoruz peki. Tabii çok. İsimden alfabetik galiba. Evet, ya da soyasından tersten alfabetik. Peki. Ve şimdi İyi Haberler sergisinin aslında başlığının kendisi bir miktar ne diyelim ironik denebilecek bir başlık. Yani bizim bu başlıktaki bu akşamki konuşmadaki vurduğumuz işte kötü haberler meselesi ama sergindeki iyi haberlere baktığımız zaman da pek de iyi haberler olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi bu çalışmaların üzerinden gitmek yerine işin biraz daha yazıyla ilişkisi yahut yazının tarihiyle ilişkisini kurmaya yahut hatırlatmaya çalışacağım. Şimdi yazının birkaç bin yıl önceki icadından sonra çok uzun bir dönem boyunca aslında İnsan türünün hayatında, gündelik hayatında çok da bir yeri yok yazının. Çok uzun yıllar boyunca. En çok işte kutsal metinlerin kayda geçirilmesi ve onun korunması ve onun el yazılarıyla çoğaltılması gibi bir yer söz konusu. Yahut ticaret kaydı diyebileceğimiz kayıt tutmalar, listeler vesaireler anlamında bir yeri var. Geniş halk kitleleri için yazının çok uzun yıllar boyunca herhangi bir şeyi yok. Anlamı, yeri, kıymeti vesairesi yok. Çünkü öyle bir şeye ihtiyaç yok. Yönetim ve halk aşağı yukarı aynı ne diyelim ona inanç sisteminin, ruhani dünyanın içerisinde yaşıyor ve referanslar büyük oranda bir kralın, sultanın, yöneticinin kültürel referansları, kodları ile bir nalbantın kodları o anlamda aynı olduğu için aralarında anlaşabilmeleri için bir çeviri sürecine, bir yayın yahut yazı ilişkisine öyle bir aparata, bir aracıya ihtiyaç duyulmuyor. Fakat sonra dinlerin, tek tanrılı dinlerin sayılarının yavaş yavaş artmaya başlaması, ikinci ve üçüncü tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu kayıt tutma
meseleleri biraz daha gelişmeye başlıyor ve bu kayıtlar büyük oranda ya devletin tuttuğu kayıtlar oluyor yahut kutsal mekanların, kilisenin, caminin, havranın vesaire, kutsal mekanların tuttukları kayıtlar, evlilik kayıtları, ticaret kayıtları vesaireler. Bu sırada yani antik Yunan bu anlamda sözlü kültürden yazılı kültüre geçişimizin bir şeyi olarak, milat dönemi olarak görebileceğimiz, antik Yunan'dan itibaren yazılı kültüre daha hızla geçmeye başlıyoruz. Dolayısıyla elimize artık sivil diyebileceğimiz kayıtlar oluşmaya ve kalmaya, bugünlere kalmaya başlıyor. Tabii orada şöyle bir, ne diyelim, ikili de bir durum var. Hem bir yandan yazılı kültüre geçiş söz konusu, sözlü kültürün geçiciliğinden artık bir kayıt tutma şeyine doğru geçiş söz konusu, refleksine doğru geçiş söz konusu, ama aynı zamanda da söz uçar yazı kalır diye de bir laf var. Söz uçar yazı kalır lafı malum bugün anladığımız anlamıyla bugün anladığımız anlamıyla kullanılmıyor antik Yunan'dayken. Tam tersine yazının kalıcılığı bir tür düne dair eskimişlik, geçmişlik ve sabitlik. Sabitlik kötü bir şey o dönemde. Sabitlik işaret ettiği için yazı kalır, söz uçar. Önemli olan uçmaktır çünkü nefesle, yani püsüheyle birlikte edilen şeydir asıl önemli, kıymetli olan şey. Püsühe malum pisişe, psikolojiye kadar gidecek olan insan ruhu nefesinin karşılığı olarak düşünülüyor. Ama bütün bunların böyle yaşandığını ve böyle olduğunu ancak o dönemden kalan kayıtlarla bilebiliyoruz. Bunlar bugüne kalan o dönemden kayıtların ciddi bir kısmı din yahut inanç sistemiyle evet birebir bağlantılı ama hayır çok da bağlantılı değil. Daha nispeten ne diyelim ona laik diyebileceğimiz bir takım eserler, kayıtlar vesaire. Yazının kutsal bir şey, kutsallık muamelesi görmesi büyük oranda hakikaten bu dini kayıtların, dini literatürün artmasıyla ve genişlemesiyle oluşuyor. Çünkü yazılı kültürün, yazının okuma yazma pratiğinin kendisi büyük oranda dinler eliyle insan toplumları arasında yayılıyor. İnsanların öyle bir tutkusu yoktu. Buna, yani modernite ile birlikte o yazının kutsallığı, yazının ne diyelim büyüsü bozulduktan sonra insanların yazıyla bir ilişki kurmaya ihtiyacı gelişmeye başlıyor. Bu modernite ile birlikte yazının geniş kitlelere ulaşması ve bir ihtiyaç haline gelmesi hiç şüphesiz aslında yayın yoluyla söz konusu oluyor. Eğer yayıncılık diye bir şey icat olmayaydı, matbuat diye bir şey icat olmayaydı, çok başka bir dünyada yaşıyor olacaktık. Matbuatla birlikte, matbuatın gelişiyle birlikte aslında bugün mevzu bahis ettiğimiz sansür de icat edilmiş oluyor. Çünkü öncesinde o herkesin aynı ruhani modun içerisinde yaşadığı dönemlerde tutulan kayıtların sansürle çok da bir alakası yok aslında. Evet tabii ki var. Yani yöneticiler, krallar, sultanlar, padişahlar yoluyla sipariş edilen tarih metinleri vesaireler elbette sansür içeriyor. Ama orada zaten bağımsız, devletten, erkten, güçten bağımsız bir yapı olmuyor. Hakkaniyetli olmuyor. O dönemin yapısı şeyi genel zeitgeist'ı içerisinde baktığımızda. Modernite ile birlikte bu kırılmaya başlıyor. Matbaa ile birlikte kırılmaya başlıyor ve mecmua diye bir şey ortaya çıkmaya başlıyor. 1400'ler civarında.
Yani dergicilikle ilk gazeteden önce dergi, bugün dergi dediğimiz ama o zamanlar o işte hani rulo halindeki yazılı metinlerden matbaa ile birlikte basılı bir miktar destelenmiş, paketlenmiş bir cildin içerisine dikişlenmiş bir form olarak karşımıza çıkmaya başlıyor ve bunun kitap olmadan önce daha ne diyelim, daha serbest, daha seyrek dikişli bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Mecmua malum cem etmek, bir araya getirmek kelimesinden türeyen bir kavram, bir şey, yayın parçası. Fikir, bilim, felsefe vesaire denilen şeyin üretimi sivil bir şekilde toplum, halk içerisinde bu sayede gezmeye, dolaşmaya başlıyor. Artık devletten bağımsız olarak, tırnak içinde bağımsız, nispeten daha bağımsız diyelim en azından, bir fikir yayma aracı, aparatı olarak yayın karşımıza çıkmış oluyor ve o günden bugüne de bu hikaye gelişerek devam ediyor. Ama bu erkten bağımsız sivil bir faaliyet alanı olarak yayıncılık her zaman için tabii ki yönetimin elinin altında, hakimiyetinin altında tutmaya çalıştığı bir alan. Bunun bizdeki en güzel örneklerinden biri aslında nispeten yakın tarihli bir örnek olarak yayıncılık dünyamızda. Şimdi tam şeyini hatırlamıyorum, tarihini hatırlamıyorum ama galiba 80 sonları 90 başları gibi bir şey olması lazım. Ahmet Altan'ın Tehlikeli Masallardan önceki romanıydı yanılmıyorsam ama hangi roman olduğunu şimdi çıkaramıyorum. Roman dava yani yayınlanıyor, yayınlanamadan, matbaadan çıkamadan nasıl haberdar olunuyor biliyorsa matbaadan çıkmamış bir kitap hakkında dava açılıyor, yasaklanıyor, muzur neşriyat olarak görülüyor, toplatılıyor vesaire ve bazı romanın bazı parçalarının yayınlanmasına izin verilmiyor. Bunlar çıkarılmalı deniyor. Yayıncısı Erdal Öz, o dönemde Can Yayınları. Tabii ki bu kitabı yayınlamak istiyor ama söylendiği gibi o kısımları çıkardığın zaman da yani kitaptan geriye pek bir şey kalmıyor. Esprisi kalmıyor kitabın. Nasıl yaparız, nasıl ederiz diye düşünürken şahane bir yol buluyor. Tam anlamıyla bir sivil itaatsizlik örneğidir bu aslında. Bir yani tamamen hukuki çerçevenin içerisinde ama itaatsiz bir hareket olarak romanın girişine davanın gerekçeli kararının tam metnini koyuyor. O gerekçeli kararın yani gerekçeli karar olduğu için satır satır kelime kelime şu 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 ifadeler şu 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 sayfalar arasındaki şu pasaj diyerek o metinde tamamen yer alması gerekiyor çünkü. Onu metnin içine koyamıyor ama kitabın içine dahil etmiş oluyor. Dolayısıyla kitabı elinize aldığınızda önce dava kararını ve davanın muzır gördüğü, okunmaması, bizlere ulaşılmaması, ulaşmaması gereken kısmını önce okuyup, ahlakınızı bozup romanı ondan sonra okumaya başlayabiliyorsunuz. Bu şahane bir şeydi. Sansürü sür sansür haline getirip üzerinden atlama örneğidir. Bu anlamda tabii ki kötü örnekler de var ve hatta yazılanlar yazdıkları nedeniyle öldürülenler vesaireler tarihini de bu kadar eğlenceli olmayan sansür tarihinin içerisinde kenara not etmek gerekiyor. Ama hem sanatın hem yazının hem diğer bütün iletişim yollarının yahut yaratıcılık alanlarının diyelim hiçbirinin sahip olmadığı bir özellik var yayıncılıkta. Konu her ne olursa olsun herhangi bir toplumda herhangi bir görüşü yaymak istiyorsanız sadece bir yayın evi açmanız yeterli.
başka hiçbir aracın sahip olmadığı böyle bir gücü var yayıncılığın. Yani Türkiye'nin aslında Avustralya kıtasına dahil bir kara parçası olduğuna inanıyorsanız diyelim, olabildiğince absürt bir örnek bulmaya çalışıyorum ki başımıza gereksiz şeyler gelmesin diye. Eğer bu kadar absürt bir şey veyahut diyelim işte Budizm'in Türkiye'de yayılmasını ben istiyorum ve bu kadar bin yıldır Türkiye'de bir tane olsun bir insan evladını Budizm'e ikna edemedik ve bir yol bulmaya çalışıyoruz diyelim. Yapılacak olan tek bir hareket var. Bir yayın evi kurmak. Yayıncılığın böyle bir gücü var hakikaten. Herhangi bir şey artıdan herhangi bir şey yani sokak eylemleri ve vesaire işte parti kurmak falan falan gibi yasaklı zorlayıcı vesaire şeyler yapmaya gerek olmaksızın yayıncılık faaliyetiyle istediğiniz önerdiğiniz her ne ise bu konuda yayıncılık faaliyetinde bulunarak o görüşün o toplum içerisinde yayılmasını pekala sağlayabilirsiniz. Böyle bir gücü, böyle bir ayrıcalığı söz konusu. Ama tabii bütün bunları hem işin yazı kısmını hem yayıncılık kısmını kesen bir şey var ki o da aslında Dileğin de ilk işinde işaret etmiş olduğu gibi alfabe duvarı. Alfabeyi çok da hak ettiği kadar ciddiye alınmadığı kanaatindeyim. Alfabe denilen şeyin yazının, kültürün, insanın birey olarak varlığının içerisindeki önemi, yeri açısından yeterince ciddiye alınmadığı kanaatindeyim. Çünkü bir alfabeyi değiştirdiğiniz anda o kültürel ortamı bir duvarla, bir yarıkla ortadan ikiye bölebilmiş oluyorsunuz. Başka ne yaparsanız yapın yapamayacağınız o sonuçları ancak alfabe yoluyla mümkün hale getirebilirsiniz. Bu sayede bir hatırlama ve unutma iki tarafında, bir tarafında hatırlamanın bir tarafında unutmanın olduğu ve aşmanın da çok kolay olmadığı bir duvar olarak alfabe pekala görülebilir. Bu anlamıyla işte Türkçenin bugüne kadar 13-14 farklı alfabe kullanmış olması, evet ders kitaplarında, işte kültür tarihi yayınlarında vesairelerde kolaylıkla yazılıyor. Ama o duvarların hala aşılmamış olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani ilk Türk şair diyerek geç Uygur dönemi, Maniheist dönemden Aprin Çortigin'i işaret edebiliyor olmanız o adamın şiirleri nerede, ne yazmış, ne dönemde ne yapmış vesaire, bunun üzerine herhangi bir çalışma olmadığı zaman o alfabe duvarlarını aşıp oradan bize bilgiler getiren transkripsiyonla veya çalışmalarla, akademik çalışmalarla getirenler olmadığı sürece sadece bir ezberden ileri gitmiyor. Ve o alanlarda da garip bir şekilde sanki hiç sansür yokmuş algısı içerisinde oluyoruz. Çünkü bilgimiz o kadar dar ki o bile bildiğimize şükrederek hayatımızı geçiriyoruz. Halbuki o dil bariyerleri, alfabe bariyerlerinin kendisi aslında bir kültür tarihi içerisinde kurulan, görülmeyen, fark edilmeyen, es geçilen etkisi, önemi unutulan bir takım duvarlar olduğunu hatırlamak gerekiyor. Galiba yeterince dağıttım ve ilk tur için uzun konuştum galiba. Şimdilik bu kadar diyelim. Sanat, yazı mecraları, basın, yazılı basın, geçişler hakkında böyle biraz hareket eden bir konuşma düşünüyorum. Öncelikle yazılı basınla ilgili, hani kötü haberler dedik başlıkta da.
yazılı basınla ilgili en temel kötü haber yazılı basın bitti cümlesi herhalde. Herkesin kafasındaki birinci kötü haber bu. Ve bununla ilgili bu bittiyle kastedilen şey temelde ne diye düşünme eğilimine giriyorum ben o zaman. Ne bitti tam olarak? Yani sonuçta gene gazeteler hala yayınlanıyor. Bir süre sonra yayınlanmayacak mı demek isteniyor? Ya da ne gibi yayınlanacak? Veyahut bu şey gibi mi? Televizyon bulununca da radyo bitti denmişti ama sonra radyo form değiştirerek, işlev değiştirerek hani devam etti. Ama mesela o işlev değiştirmeyi bazı imgeler üzerinden düşünürsek, İkinci Dünya Savaşı da dedin mesela 43. İkinci Dünya Savaşı filmlerinde diyor, hani radyodan dinliyorsun ne olduğunu. Öyle bir imge var. Yani Almanya ne oldu, bomba oldu mu, indi mi falan diye. Bu işlemi şu anda radyonun yok tabii. Evet. Kimse radyodan Ukrayna'daki bombalamayı öğrenmiyor. Ama başka bir şey daha benzer bir durum. Gene gazete içinde hani bitti derken belki öyle bir işlev değişiminden bahsediliyor. Hani deniyor ya işte 3. Dünya Savaşı çıksa, işte bu son savaşta da dendiği gibi, bunu nereden öğreneceğiz? Muhtemelen gazeteden değil gibi gözüküyor. Savaşın çıktığını gazeteden öğrenme ihtimalimiz basılı, özellikle yazılı basından düşük gibi. Ama hemen ardından tekrar yazılı basının devamı olan portallara ya da yazılı basına ne olup bittiğini anlamak için geri dönme ihtimalimiz de yüksek gibi. Burada iki imge üzerinden çalışıyormuş gibi özetleyebilirim. Bir tanesi gazeteyle ilişkilendirdiğimiz bir güncellik imgeleri var. Hani işte bu yazıyor diye bağıran küçük çocuk, manşetler, günün son olaylarını oradan öğrenme fikri. Onunla ilgili olan şey belki daha çok hani bitiyor gibi olan. O bir güncellik jesti için kullanmak istiyorsak, oraya bir gönderme yapmak istiyorsak kullandığımız bir tür imge gibi. İmge havuzu var orada bir tür yani. Gazete kioskları, işte o yazıyor diye çok koşan çocuk. Bu imge havuzlarını şey gibi de internet çağını düşünebiliriz diye öneriyorum. Mesela fanzini düşünelim. Fanzinde bir yayın biçimi. İşte bunun samizdatı falan vardı değil mi? Özellikle baskıcı zamanlarda çok daha yoğun kullanımı işlevi vardı. Bir fanzin estetiğinden de söz edebiliyoruz sonuçta. Ama bugün günümüzde fanzinin kendisi bir alternatif yayın mecrası olarak anlamlı değil. Yani dolaşım alanları son derece kısıtlı. Fanzini görebileceğin, ulaşabilecek yer son derece kısıtlı. Herhangi bir internetten yapacağın yayına göre hem gereksizce masraflı hem de gereksizce dolayımlı. Niş bir yayın jesti gibi aslında. Ama fanzin estetiğini yaptığımız başka pek çok yayında yaptığımız işin daha özgürce kotarıldığını, bağımsız olduğunu, kolajvari doğasını, daha az resmiyetli olduğunu anlatmak için kullanabiliyoruz mesela. Böyle kullanıldığımız zaman ansızın fanzin estetiğine yaptığımız her yatırım bütün yaptığımız işle ilgili de bir şey söyleme fırsatı buluyor. Onun bir benzerinin gazete için, yazı için, yazılı basılı için nasıl çalıştığını merak ediyorum o zaman. Bir dikkat çeken şey zannedersem gazetenin ya da işte basının bizde öncelikli çağrışımlarından bir tanesinin de düzenleme olması. Haber yığınının, bilgi ve enformasyon yığınının işte bir editoryal süzgeçten geçirilmesi ve bir düzenlenmesi. O düzenlenme hani üçüncü sayfanın nerede olduğunu, spor sayfasının nerede olduğunu da söyler ya, hani başlık nasıl olacak? Günümüzde manşet diye bir şeyin mesela çok da kalmaması gibi internet şeyinde, gazeteciliğinde yok mesela. Eski gazetelerdeki hani yazı başlıklarını bulan adam pozisyonu, öyle bir insan çalışırmış ya. O pozisyon bugünkü gazete portallarında gerekli pozisyon değil. O şekilde çalışmıyor. Bu editin önemini, yani gazete deyince aklımıza edit gelmesini en son
bir 10 yıl kadar önce yaşanan WikiLeaks olayları üzerinden anlatmak istiyorum. O iyi bir örnekti çünkü. WikiLeaks'in hani kısa özeti, o dönemki aktivistlerin, onlar da bu arada internetin erken çağı, internetin daha böyle ütopik olduğu zamanlar, Edward Snowden'da o zamanlardan geliyor aslında. İnternet deyince böyle bilginin çok aşağı yayılacağı, aşağıdan denetleneceği ve merkezi enformasyon odaklarının dağılacağı varsayımı. Bu varsayımın nasıl yer değiştirdiğine bakarız. Ama bu varsayımla yola çıkmış insanlar oldukları için, işte şimdi Assange'ın Amerika'ya transferi hala söz konusu, hala devam ediyor konu. Assange ve diğerlerinin basit bir mantık yürütüyorlar. Bilgiyi az sayıda odak kendisinde sakladığı için dünyada bu adaletsizlik durumu var. Tek yapmamız gereken orada onların bilgi sistemlerine sızıp bilgiyi daha büyük kalabalığa yaymaktan ibaret gibi bir şey. Bunun erken dönemde tezini, doktorasını vesairesinde yazıp hazırlığını yapıp sonra da fiiliyata döktükleri bir süreç var. Ancak fiiliyata döktükleri süreçte gazetelerle ilginç bir ilişki yaşadılar. Onu geri hatırlatmak istiyorum. Çünkü fiiliyata dökmek şu demek anlamına geldi. İktidarların ellerindeki ve kitlelerden saklanan binlerce, yüz binlerce, belki milyonca e-maili, postayı, veriyi, dosyayı vesaireyi tüm dünya kitlelerine açmak. Ama bu söz konusu dünya kitleleri için baş edilebilir ve anlamlandırılabilir, bir değer skalasına oturtulabilir bir şey olmadığından gazetecilerle çalışmak zorunda kaldılar bir noktada. Çok da istemediler ve çok çatışma da yaşadılar aslında o dönem, hatırlarsanız Guardian'la ve diğerleriyle. Hem sorun yaşadılar hem de çalışmak zorunda kaldılar. Ben kendi deneyimimi de hatırlıyorum. Yani o devasa havuzdaki işte Amerika'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin attığı, geri gönderdiği bir e-maili okuduğunuzda neyin kritik olduğunu, söylediği neyin önemli olduğunu anlamak mümkün değil. Yani çok bağlam büyük yok. Bağlam yok çünkü. Bir hikaye yok. Yani hikaye inşa edilmemiş olduğu zaman ve hani İngilizce haber metni için news story falan diyor. O haberin üzerine bir hikaye kurulmadığı için hikayesiz haber de data gibi olmuş oluyor. Yani böyle sonsuz bir data yığını. Sonsuz data yığını içerisinde de senin yapabileceğin şey, ya sen bir hikaye kuracaksın. Yani onlara bakıp diyeceğim ki hani Suudi Arabistan'daki Amerikan elçileri hep şöyle bir laflar etmişler. Ben bir hikaye kurmam lazım yani. Ya da hikayesiz bir şekilde teknik olarak takılabilirim onlara. Değil mi böyle? Bir faks üstüne bir faks daha. Çok da zaten sürmüyordu. Kimsenin de sürdürebildiğini zannetmiyorum onları, kendi kendine bakmayı. Yani garip bir şey ifşaatı gibi oluyor. Oho, hepsine erişebilirim ama bir dakika sonra neyse falan gibi. Yani. Çok sürdürülebilir bir erişme şeyi değil. Ki o yüzden ancak ne zaman ki işin içerisine düzenleyiciler girdi, editleyenler, hikayeye dönüştürenler, gazeteciler girdi. O zaman insanlar anlamaya başladı ki bu bir ifşaatmış, bu önemli bir bilgiymiş, bunu daha önce hiç kimse bilmiyormuş vesaire. Tabii bu girdiği andan itibaren de her araya aracı girdiğinde, düzenleyici girdiğinde olduğu gibi bu sefer tartışma ve kuşku da girmeye başlıyor. Sakladığı hikaye var mı? Hangi hikayeyi öne çıkartıyor? Hikayeyi nasıl anlattı? Ya başka bir hikaye varsa falan gibi. Ama başka bir hikaye varsa orada zaten ve o kendi, yani diğer hikaye yazıcısını, hikaye bu araya girici, düzenleyici, arrange edici diğer kişiyi bekliyor. Orada o veri olarak gibi. Bir de gazeteyle ilgili şöyle de bir imge de vardır hani. Dünkü gazete en temel çöp şeyiydi değil mi? Dünkü gazete yani birincil çöp. Ve o yüzden hemen yeni işlevler kazanma söz konusu olur. Şapka olabilir, masa örtüsü falan değil mi? Başka ikinci bir şey işleve doğru hani hareket etmeye başlıyor şey gazete. Ve bu
düzenleme jestinin sanatçılar içinde çok temel bir kullanılabilir basılı yayınla ilgili jest tipi olduğunu düşünmüştüm. Yani olup bitenle ilgili sürekli bir araya girme anlamına da geliyor bu tabii. Yani data yığınıyla araya girme ve hikayeleştirme demek oluyor. Bir de şimdi şeyden bahsettiğimizde, Snowden ve işte Wikileaks'lere geri döndüğümüzde, internetin erken çağında geri döndüğümüzde, oradaki ütopik olan internetten ne distopike dönüştü? Hani şimdi neyden şikayet ediyorlar insanlar, internet aktivistleri diyebileceğimiz insanlar diye baktığımızda, en büyük hayal kırıklıkları genelde milyonların aynı web sitelerine gireceği bir sistemin bu kadar kolay kurulabilmiş olması ve data dolaşımının çok merkezi bir takım şirketler, merkezi bir kanallarla yönlendirilebilir olmasının böylesine kolay gerçekleşmiş olması. Hiç bir gerek yokken. Gibi bir şeyleri var. Orada ama tabii hep hani burada bu araya girme meselesi devreye giriyor diye düşünüyorum. Bir de internet demişken ikinci hani bağlamak istediğim jest üzerinden şey harf, yazı, yazının bir hani nesneliği diyeyim, değil mi? Diye işlerinde de sanki böyle bir nesne olarak da hali ve işte 13 tane dil, 13 farklı alfabeyle bir Türkçe şey dediğimiz zaman ya da otomatikman farklı kültürlerin onu nesneleştirmesi, onların sonra eserde tekrar yeniden düzenlenmesi sanatçı tarafından o imgi olarak yeniden kullanılabilmesi vesaire. Bir de bunun tabii ne çağrıştırdığı, yani harf ne çağrıştırır gibi bir şey de var. Şeyden bahsetti Mesut, hani yayılması, daha kalabalıkların bir meselesi haline gelmesi vesaire. Elbette basılı yayınla beraber hani görece kalabalıkların meselesi haline geliyor. Ama hala da yakın zamana kadar diyeceğim, harf bir şeydi, bir tür seçkinlik işareti. Hani herkesin işi değil hala, değil mi? Letters falan öyle bir şey de vardır ya, herkesin işi değil. Mektepli çocuk işi falan gibi. Hala öyle bir şeyi görece vardı. Fakat internet çağı dediğimiz, hani ve internetin bu çağı diyelim artık ona, başka bir şey söyleyelim. 90'larda internet çağıydı. Ama bugünkü internette yazı çok aşırı yaygın bir enstrüman. Herkes her yerde yazı kullanıyor, harf kullanıyor. Mimler çok büyük bir enstrüman. Herkes mim üretiyor. Bir yandan da böyle hani biraz önce işte distopik internet, küçük bir merkezlere girmesi vesaire dedik ama bazı başka açılardan ütopik yanları da devam ediyor. Mesela işte 20 yıl önce çok fazla tüketim toplumu konuşuluyordu ama şimdi de bir yandan da çılgınca bir üretim, internet içeriği üretimi var. Çok büyük bir üretimden bahsediyoruz. Bu bazen rahatsız edici bulunuyor bu üretim ama ya nasıl rahatsız edici bulunuyor? İşte buradaki sergide önündeki herkes sadece Instagram için fotoğraf çekiyorsa falan diyebilirsin. Ama bir yandan da bu bir mülk edinme olarak da çalışıyor oluyor. Yani oradaki sergideki görseli mülk ediniyor, yeniden üretiyor. Üzerine yazı ekliyor ve yeni bir içerik olarak dolaşıma sokuyor. Böyle bakarsak sergi alanında şakır şakır da bir üretim var diye de bakabiliriz. Yani bir yandan da böyle bir bu üretimi ne kadar nasıl değerlendireceğimizi belki bilemiyoruz ama çok yoğun bir üretim var gibi. Burada mesela mimlerde kullanılan şeyler, typeface'ler, yazı karakterleri çok üzerinde konuşulan şeyler. Görsel üzerine oturtulan ve bu şekilde dolaşımda olmasına alıştığımız yazı karakterleri, sosyal medya postlarına eşlik eden
yazı uzunlukları, karakterleri ve bunların emojilerle beraber aldığı böyle yarı hiyeroglif formatlar, bu şekilde beraber çalışan ve oralarda üstelik de bu görselliklerin de gene alfabeden alfabeye değişmesi, değil mi? Hani başka alfabeler, başka emojiler de kullanıyorlar falan ya, onların da ortak şeyleri falan var. Onların da çok etkisi var diye düşünüyorum. Bir de hani sansür, işte sosyal medya üzerinden linç vesaire gibi şeylerin de çok gündemde olduğu zamanlardayız. Ve orada hani linç sözcüğünü de sanki uyuyor. Çok da abartılı bir metafor gibi değil. Çünkü sonuçta linç olması için, değil mi, şey gerekiyor. Hani kimin öldürdüğü belli olmayan bir öldürme. Aynı anda öznesi çok belirsiz olan bir tekme olmasının verdiği cesaret vesaire. Onlar birebir varlar yani, aynı şey. Dolayısıyla hani abartılı bir imge gibi değil. Buralarda da gene bir editsiz haber üzerinden çok kez gidiyor. Yani araya editin girmediği, gazete jestinin hani o anlamda girmediği şeylerde daha kolay ilerliyorlar gibi düşünüyorum. Bütün linç vesaire hikayeleri. Bir de böyle hem bunlar yeni hem de değil. Yani çok değille ilgili örneği şöyle veresim var. Tişört üzeri yazılar ya da pankart denilen mecralarla bugünkü mimler, internet, sosyal medya arasında çok direkt bağlantılar var belki. İşte Vietnam Savaşı falan deyince şeyi hatırladım dinlerken senin. Apocalypse Now filminin isminin mesela Apocalypse Now olmasının sebebi, aslında doğru da telaffuz etmiş olmuyoruz çünkü Apocalypse Now demeliyiz zannedersem. Çünkü ismini tam böyle film için çalışırlarken falan böyle bir hippie gencin üzerinde gördükleri Nirvana Now tişört mesajında ona sinir olup ona bir cevap olsun diye böyle kendilerine göre bir ironi yaparak koymuşlar. Dolayısıyla o Nirvana Now da öyle herhalde vurgulanması gerekir, değil mi? Nirvana Now gibi, o da Apocalypse Now gibi herhalde oku. O tişört de tabii meme gibi çalışıyor bugünkü bakışla bakarsak, tişört yazısı. Ama ilginç bir şekilde tişört yazısı meme gibi çalışırken bugünün tişört yazıları meme gibi çalışmıyor artık. O daha çok böyle görünmeyen bir şey gibi, değil mi? Bulutsu bir harf zeminli gibi. Arkada öyle bir zemin var ama o çok akılda kalmıyor vesaire gibi. Ve bu arada harf, typeface'lerin önemi vesaire demişken, en son bir Eric Gill diye bir İngiliz sanatçı ile ilgili çok tartışma dönüyordu Britanya'da, işte 1940'ta ölmüş bir sanatçı ve ölümünden 60 yıl sonra bazı günlükleri bulundu. Bulunan günlüklerinde pedofilliğiyle ilgili şeyler bulundu. Bunun üzerine bu sefer sergileriyle ilgili de bir sürü yeni tartışmalar çıktı. Ama bu tartışmalardan buraya almak istediğim tek kısmı, onun icat ettiği bir typeface'i BBC kullanımdan çıkardı. Gil Sans. Evet. BBC'nin en çok kullandığı fontlardan, typeface'lerden bir tanesiymiş. Onu kullanımdan sessizce çıkardılar, Gil Sans'ı. Bir de bu hani yayının kendisi ve sanat sansür hikayesinde şeyi de belki söylemek lazım. Türkiye'de sanat çok az sansüre uğruyor aslında. Fiili olarak yasaklanması çok ender. Öyle mi? Evet. Uğradığı ender durumlarda da sıklıkla esas dava, benim hani hatırladıklarım, serginin yayını üzerinden oluyor. Serginin yayınındaki şeyler üzerinden açılmış çok şey var. Çünkü o yayma faaliyetinden sayılması için böyle de bir öyle davalar da hatırlıyorum, onlar geldi aklıma. Fuardaki heykeller, birkaç sene önce sanat fuardaki heykeller yasaklandı. Hiç demiyorum tabii. Hiç demiyorum ama yayma üzerinden daha fazla. Hiç olmuyor dersek olmaz. Ama Türkiye sonuçta
şeye göre, ne derler, baskıcı dönemimize göre en az uğraşılan şeylerden bir tanesi görsel alan gibi yazıya göre. Bir de şeyi hatırlattı bana, Meksika'da bir gösteri yapıyor öğretmen. Öğretmenler protesto ediyorlar işte. Tepelerinde de bir polis helikopteriyle yürüyüşe çıkmışlar ama bir noktadan sonra çok dağ tepe bir yerde protest yürüyüşlerine devam ediyorlar. Yukarıda da böyle işte polis helikopterleri. Ondan sonra sloganlar bağırıyorlar falan. Sonra bir tanesi demiş ki, ya burada artık kimse yok, sadece polis için yapıyoruz. Boşuna bağırmayalım, sadece elimizi kal, nefesimizi harcamayalım gibi. Bu jestler hep öyle şeylerle bağlanıyor gibi geliyor. Hani kekeme, akışkan konuşma. Yani böyle bir konuşma ki bu. Konuşmadan konuşma, konuşma jesti sadece gibi. Jest olur. Evet, sadece jestini yaparsan çalışıyor gibi. Basınla ilgili bir sürü şeyde de o jest durumu sanki günümüzde var gibi geliyor bana. Bir de hani şeyi de hatırladım. Savaş dönemleri falan dedin ya, sanat şeyi. Gerçekten onların bağlamlarının farklı farklı konması hep benim kafamı karıştırmıştır. Mesela işte Türk görsel hani sanatlar tarihinin efsanevi sergisi, Galatasaray sergilerinden falan bahsedilen metinlerde hiç... Yani 1916 falan deniyor. Ne soykırım lafı var, ne Çanakkale Savaşı lafı var. Ama Galatasaray Okulu'ndan bahsediliyor falan. Ne Birinci Dünya Savaşı lafı var. Onlarda hiç bahsedilmiyor. Hop. Sonra da bitti, yapılamadı. Savaş yüzünden falan deniyor mesela. Öyle metinler çok vardı. 2 yıl yapıldı, sonra yapılamadı falan gibi. Şeyi hatırladım bir de. Alberto Moravia, İtalyan yazar. 1943'te ne yapıyordunuz deyince. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir söyleşi yapıyorlar Alberto Moravia ile. Söyleşide hiç savaşla ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyor. Böyle süper apolitik bir söyleşi. Başka başka şeylerden bahsediyor uzun uzun. Sonunda söyleşi yapan dayanamıyor. Böyle yani savaşla ilgili hiç mi bir şey olmadı falan gibi bir şey soruyor. O da diyor ki olmaz olur mu? İşte bir sevgilisiyle beraber Roma da tren istasyonunda bir ayrılıp bir birleşiyorlarmış, birbirlerini kaybeder gibi olmuşlar. Araya ansızın orada birlikleri girmiş ve tekrar hiç buluşamamışlar. Savaş kötü bir şey. Bunu hiç unutmam demiş. Allah sağ olsun yani. Onu hatırladım ve ben de bu şekilde kapatmış olayım. Biraz Alberto Moravia ile kapatmak iyidir. Evet. Peki. Nasıl yapalım? Evet, evet. Şeyi merak ettim. Şimdi bu sergiyi gezince aklıma şu geldi. Dokument 15 ile ilgili birkaç eleştiri okudum da çok fazla yazı, metin. Dokumenta 15'te çok fazla yazı, metin ve arşivden alınmış işte eserler, materyaller olmasıyla ilgili işte tırnak içinde burada sanat nerede diye işte bazı gazetelerde vesaire eleştiriler okudum. Sizin de hani bu konuda bu eleştirilerle ilgili düşünceleriniz ne? Bir de yani şu an böyle bir eleştirinin olması, hani 2022 yılında Dokumenta 15'te şu an olmasının onunla ilgili bir düşünceniz var mı? Bunu merak ettim. Bir şey diyeceğim mi? Yani çok yakından takip etmiyorum. Ama hani bir işin sergiden çıkardığını. Bir işin sergiden çıkardığını biliyorum. Evet, çok Tarık Padi'nin işi. Sana bırakayım. Tarık Padi'nin işi o işte sergiden çıkartılan. O da yani direkt bu arşiv meselesi ilgili değil de Dokumenta 15 ile ilgili tartışmalar açısından enteresan bir konu. Çünkü 2002'de Suharto hani diktatörlüğüne karşı özgürlükçü bir duvar resmi diye Endonezya'da yapılmış bir duvar resmi. Oradan hani transfer edilip bu Dokumenta vesilesiyle Almanya'ya getirildiğinde bu da biraz karikatürümsü, abartılı figürlerle dolu bir duvar resmi. Yani nasıl tarif edebilirim başka bilmiyorum.
dünyanın bütün hani kötü güçlerini temsil edip onları Suharto ile bağlamak isteyen bir şeymiş gibi anlıyorum. Böyle bir rengarenk, böyle bir karikatürmüsü bir şey. Biraz Endonezya kukla tiyatrosunun figürlerinden falan doğuyormuş. Neyse. 20 yıl sonra bu dokümantaya geldiğinde bu antisemit figürler içeren bir iş olarak görüldü. Asıldıktan kısa bir süre sonra bununla ilgili söylemler öne çıktı. Sonra üzerine böyle önce siyah bir perde indirildi. Kocaman bir siyah perde duvar resmi olduğu için. Sonra da yok edildi. Bütün iş parçalandı yani. Önce sıvama, sonra ikonoklazm. Bu şekilde çalıştı. İlginçti. Yani bence. Çünkü hani nefret, sanatta nefret suçu dediğimiz şeyin de böyle yere ve zamana göre değişmesine iyi bir örnek gibi oldu. Ansızın hani orada başka bir yerde ve başka bir zamanda diktatör karşıtı özgürlükçü sanat olan şey başka bir yerde başka zamanda işte ansızın antisemit ırkçı iş olmuş oldu. Bir yerde orada kendi hani yapıldığı ve kendince özgürlükçü olduğu yerde sansüre uğramazken zaten özgür olan yerde sansüre uğradı falan. Böyle bir garip bir şey ortaya çıktı. Ve bunun hani evrensel ve aynı zamanda zamansız olmadığını hatırlattı bütün bu nefret suçu vesaire, bütün bu suçların, şunların bunların diye düşünüyorum. Şey kısmı da ile ilgili de takip ettiğim kadarıyla hani çok fazla kolektif, çok fazla arşiv, çok fazla belge veri içermesi zaten hani seçilen küratöryal konseptin doğal bir sonucu da gibi. Zaten öyle bir şey olsun diye de onlar seçilmiş. Herkesi dahil etmeye çalışıyorlar ve hatta işte bu Ruan Grupa'nın Endonezyalı kolektif hani küratörü gibi diyelim bütün etkinliğin. Onların çağırdıklarının çağırdıkları da var sanki etkinlikte. Bu şekilde yayılan da bir şey var. Ve bu veriler böyle yığılıyor. Ama bu verilerin bu şekilde yığılmasının eleştirilmesinin neye göre yapıldığını merak ederim. Çünkü bu hani sanat nedirle ilgili bir, sanatın statüsüyle ilgili bir tartışma gerektiriyor bunu eleştirebilmek için. Yani çok şey olur, keyifli olur. Duymak lazım onu. Mesela neye göre yeterince sanat değil? Birisi bunu açıklarsa sanatın bugünkü statüsüyle ilgili de çok güzel yeni tartışmamız olur. Çünkü genelde bu konuda benim gördüğüm kadarıyla varsayıyoruz. Yani sanatın konumuyla ilgili de neye göre ne kadarı sanat olduğuyla ilgili de varsayımlarımız var ve çok kolay diğer varsayımlar öbürünü bozabiliyor. Yani herhangi birisi sanat estetik olmamalı derse kimse ona itiraz etmiyor değil mi günümüzde? Ama bir yandan birisi çok fazla arşiv var, sanat nerede derse de itiraz etmeme eğilimimiz var falan. Bunları birbiriyle nasıl örtüşecek meselesi için doyurucu olur sanki. Geldi. Bilmiyorum. Soru geldi. Eliniz. Toparlamaya çalıştım, toparlamadım. Dinlerken şey aklıma geldi. Hem Dileğin kullandığı işteki o harfleri yan yana koyma meselesi o tabloda vardı. Bu alfabe ya da sonra Süreyya'nın bu editör, düzenleyici dediği şey edit meselesini öne çıkarttı. Şöyle bir soru aklıma geldi. Yani şeylere çok yakınız tabii işte kolaj, asamblaj gibi sanat yöntemlerine. Ve bugünkü hani yazarın konumu hakkında böyle bir ya da sanatçının konumu hakkında böyle bir nasıl diyeyim sorgulamaya götürüyor bizi gibi hissettim. Şöyle ya bugün Twitter'da ya da şeyde herkes konuşuyor birinci ağızla. Fakat onları hani Twitter'da ya da sosyal medyada bir editleyici yok gibi düşündük ama aslında algoritmalar önümüze neyin geleceğini düzenliyor. Yani (gülüyor)
Ve sanatçıların da işlerinde genelde böyle bir kolaj ya da yan yana getirme şeyleri görüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya birinci ağızdan konuşma, yani kaynak insan konuşması sanatta bugün ne durumda? Ya da biz hepimiz bir şekilde kolajcılar mıyız? Ya düzenleyiciler miyiz? Parçaları yan yana getiren yaratıcı faaliyet böyle bir kolaj faaliyeti haline geldi. Birinci ağızdan konuşma değer mi kaybetti? Ya da gerçekten halkın konuştuğu yerde diyelim, Twitter'da ya da işte şeyde, sosyal medyada biz aslında sanatçılar olarak ya da yazarlar olarak olan şeyleri düzenleyen ya da tekrar aktaranlar mıyız gibi bir soru. Yani bana biraz tersten bağlandı gibi geliyor. Yani daha doğrusu şöyle belki bu internetle vesaireyle birlikte aslında bir tür yazılı kültürden yeniden sözlü kültüre doğru gidiyoruz gibi bir şeyim var benim doğrusu. Gözlemim var. Yani hem yayıncılık için de bu geçerli. Artık bundan sonra yayıncılık nispeten daha ne diyorduk ona? Prestij yayıncılığına doğru evrilecek diye görüyorum. Yani bu dijitalleşmenin yayıncılıktaki şeylerinden, karşılıklarından biri olarak. Ama nasıl diyelim? Yani sözün hükmü, anlamı bugün hala devam ediyor aslında. Ama daha sözlü bir şekilde devam ediyor gibi. Yani nasıl diyelim? Yazılı olana eskisinden daha az saygı duyar hale geldik. Çünkü o yazılı olan, yayınlanmış ve karşımıza çıkmış olan şeyin kaç elden, kaç edisyondan, kaç düzeltmeden vesaireden geçtiğini tahmin edebiliyoruz ve dolayısıyla da güvencimiz, güven duygumuz, yazılı olana dair güven duygumuz bir miktar sarsıldı artık. Bütün bu yaşadıklarımız, dezenformasyonlar, fake newslar vesaire falan filan. Onun yerine artık bir görüntü, bir fotoğraf, bir ses kaydı vesaire bize daha fazla güven veriyor sanki. O nedenle de yazı bir tür kerteriz noktası olmaktan çıkıp daha uçucu bir hale gelmeye başladık. Özellikle de işte Twitter vesaire falan gibi bir internetin de ötesinde bir sosyal medya kullanımı alanı içerisinde, yani algoritmalar vesaire neyi okuyacağımızı, neyi okumayacağımızı evet bir miktar şey yapıyor, belirliyor. Ama içeriği hala belirlemiyor. Yani benim o tweet'e ne yazdığımı hala ben belirliyorum. O tweet'in kimlerin karşısına çıkacağını sadece algoritma belirliyor. Yani bu yayıncı dağıtımcı şeyi gibi ilişkisi gibi bir ilişki aslında. Dolayısıyla söz evet gücünü hala devam ettiriyor gibi geliyor. Hatta yeniden kazanmaya başlıyor gibi geliyor. Ama yazı dediğimiz şey o anlamda biraz geriliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Açıklayıcı olabildim ya da bir anlam ifade ediyor mu? Ben de birkaç şey eklemek isterim. İlginç geliyor aslında. Burak, bir yandan da söylediğin şey hani editörler, küratörler nasıl işler yapıyor, ne yapıyorlar aslında, belki onunla da biraz ilgili. Bence hala çok ihtiyacımız var. Yazarlara da ihtiyacımız var. Hani böyle bir yazının değeri... Yazara ihtiyaç bitse de editöre ihtiyaç devam edecek. Evet. Yazılara da ihtiyaç var. Yazı hala bir düşünme alanı aslında. Hani bir şekilde hani bu şey var, instant gratification nasıl çevrilir? Hani anında gratify. Hani anında bir doyum sağlayan bir şeye ulaşma. Gittikçe o hızlanan bir şey. Ama sanatta ya da yazıda nasıl diyeyim? Ya hayat o kadar da şöyle bir şey değil ve yazı, evet, ve sanat hala hayatın karmaşıklığı için bir alan
açma potansiyeline sahip. Editörler ve küratörler de, yani ikisini bir şekilde yan yana koymak iyi geldi şu an. Çünkü aslında çok benzer bir şey de yapıyorlar. Hali hazırda olan şeyleri yan yana koyup, eleyip, bir araya getirip bir anlam üretiyorlar. Bunun içinde hani bu karmaşık bir iş, olabildiğince alana, zamana ihtiyaç olan bir şey. Şimdi bir hani bu matbaayla birlikte bir yazı polisleri de çıktı ortaya. Hani bu böyle yazılır nokta. Hani yazım kılavuzları çıkıyor ortaya hızlı bir biçimde ve bir sabitlenme durumu var. Dillerin standartlaşması ihtiyacı. Evet. Orada o standartlaşmada da epey bir kayıp var aslında. Tabii. Şimdi bugünden geriye dönüp baktığımızda oradaki kaybı da biraz daha iyi anlayabiliyoruz belki. Şu anda çünkü o sabitlenmişten daha sabitlenemeyen bir şeye atlıyor. Orada da hani yazı da belki form değiştiriyor. Hani bütün o kısa mesajlarda aslında hani mesela konuşmanın başında hani nefesten bahsettiğinde mesela sesli harflerin yazıda devreye girmesiyle Yunan alfabesinde aslında bir o bir hani bir dönüm noktası olarak adlandırılıyor ya da Arapça sesli harfler içinde yani o sesli harfin bir nefes olduğu ve işte sessiz harfin harfe hayat kattığına dair böyle çok hoş bir dolu anlatılar var. Şimdi gittikçe de bizden sesli harfler yeniden devreden çıkıyor gibi o kısaltmalarda. Yani aslında daha önceden olan o dönüşümün ne olduğuna dair de bu fark hani bambaşka bir şeye dönüşürken daha büyük bir farkındalığımız olabilir diye düşünüyorum. Bir bu. Bir de şuraya fanzinlere dair bir şey dedim. Ben çok hani fanzin seven bir insan olarak şunu söylemek istiyorum. Şunu hatırladım. Çok epey uzun zaman evvel bu PVC'ciler üstünden sokaklara dağılan bir dizi fanzin yapmıştım. Kayısı Kent. Hatta Burak'ın da orada bir şey fanzin işi vardı. 10 küsur sanatçının katıldığı herkesin o fanzin formatında ben davet etmiştim, orada küratöryel bir boyutu var. Davet ettiğim sanatçılar da o sınırlı formatta işler yollamıştı. Sonra da PVC'ciler onları dağıtmıştı. Bugün yani yukarıdaki sergide işi olan Jorge Mendes Blake de bu sanatçılardan biriydi. Benim için çok ilginç oldu. Hani yukarıdaki sergiyi gezerken Jorge'nin işi hani burada hani gayet güzel asılmış. Ama aslında hani 7-8 sene evvel, tam tarih hatırlamıyorum ne zaman yaptık ama Jorge'nin işini Karaköy'den geçerken fanzin olarak alıp da yoluna ne bileyim tünele binip yukarı çıkabileceğin gibi bir formattı. Aslında mecmuada da bence öyle bir şey var. Yani o mecmua formatı da müthiş cazip bir şey. Yani fanzinde daha yüz yüze. Benim fanzin sevme nedenim böyle yıllar evvel öğrenciyken Londra'da Harry Potter'ın Frank dergisi yüzünden olmuştu. Sergi açılışlarına gittiğinde çantasından son sayıyı almak ister misin diye uzatıyor dergisini ve böyle bir noktadan sonra da hani nasıl diyeyim sergiyi reklamek gibi. Ama o nesne üzerinden oluyordu. Yani hala o elle tutulur nesnenin çok cazip bir tarafı var. Sonradan beraber de bir fanzin yapmıştık herhalde ama yani bir şekilde benim için o bunu yaptım ister misin diye hani uzattığın şey çok hoş bir şey ve çünkü hani fanzin söz konusu olunca da geriye bir şey gelebilir. Ben de cevaben bunu yaptım diyen olabilir. Şimdi burada hani bahsettiğimiz şey böyle milyonlara nasıl ulaşırım? Evet hani önemli bir soru ama her şey her zaman için her durum için geçerli bir soru mu bilmiyorum. Yani belki 50 kişiye ulaşacak olabilirsin ama o bir düşünme alanı yaratacak olabilir. Bunun etkisi de gayet önemli bence. Ya fanzin deyince ben kendim de çok fanzinciyim aslında. Yani 90'larda çok fanzin yaptım vesaire. Fanzin üzerine çok yazdım, ettim. Fanzinin fanzin olarak değil de bir jest olarak işlemesiyle ilgili kastettiğim şey şu. İlk çıktığı zaman fanzinler, şimdi özelliği ne diye bakalım.
aslında o editörlü yapının dışından çıkıyor olması. Aynı zamanda kayıtsız olması. Yani ISBN'si yok, vergisi yok, barkodu yok, bir kaydı yok. Copyright'ı yok. Fanzinin çok fazla kolaj kullanmasının bir sebebi de bu. Diğer içerikleri yağmalıyor ve onları yeniden kurguluyor, değil mi? Onlardan tekrar bir şey üretiyor yani. Oradaki değer fazlasını yağmalama şekliyle aslında böyle bir aşkla da yapılmış bir şey gibi oluyor. Bir yandan da bir dışarıdalık. Dolayısıyla hangi içeriği bu şekilde üretmek istersen ana akım ya da işte görünür kanallarda çalışmayan içeriği gibi oluyor. Dolayısıyla fanzinin çıkış zamanındaki bütün her şey, işte Samizdat örneğini de o yüzden verdim. Sovyet zamanında insanlar konuşmak istediklerini, yazmak istediklerini konuşamıyor. Ne yapıyor? İşte Samizdat yapıyor bilmem ne. Alt kültürler o yüzden çok kullanmasına alışkınız, değil mi? İşte müzik fanzinleri, ne kadar da bunlar büyümüşlerdi 80'lerin ikinci yarısı ve 90'lardaki şeyler, metal, rock, daha alt şeyler, alt kültür hikayeleri ya da işte böyle politik şeyler, anarşist fanzinler, benim de yaptıklarım da öyleydi, değil mi? Şeyde duranlar, hani ana kara şeyde durmayacak yerde duranlar. Onunla ilgili bunun sonuçta bu bir dışarıda varsayımına dayanıyor. Yani bir dışarısı var varsayımına dayanıyor eninde sonunda onun şeyi. Ve sonra da o dışarısına da buradan ulaşılır varsayımına dayanıyor. Onun o artık çalışmıyor demiştim. Yani eğer ben bugün şey dışı, kontrol dışı bir yayın yapmak istiyorsam, söylenmeyen bir şey söyleyeceksem, bunu amacım da birilerine söylemekse, bunu çok daha efektif bir şekilde yapabileceğim bir takım hani ana akım sosyal medyalar dışında yollar bulmakla yükümlüyüm. Bu şekilde bulurum ve daha da iyi çalışır muhtemelen. Bu aslında 90'ların sonlarında bile böyle olmaya başlamıştı. Yani biz Karaş'ın fanzinini yaparken ben bir yandan web sitesini de yapıyordum. Ama bir noktadan sonra fanzini dağıtmakta çok daha fazla zorluk yaşamaya başlamıştık. Çünkü fanzinler sonuçta müzik dükkanlarında satılır. Kitap evlerinde satmak daha giderek zor olmaya başlıyor. Çünkü fatura kesemiyorsun ya, öyle bir şeyin dışında, o sistemin dışında. Yani siyasi şeyin yanı sıra o ticari sistemin dışında olmuş oluyor. İşte bir sanat projesi vesaire olursa onu dolaştırabiliyorsun ama diğer kanalda dolaştıramıyorsun. Ve ansızın hani kentten kente dolaşmak bambaşka bir problem haline geliyor. Ama o zamanlar yaptığım web sitesi daha 90'ların sonundan bahsediyorum, yani 2000'lerin daha başında. O kadar çok insana ulaşmaya başlamıştı ki şeyi attı yani diğerini sanki böyle daha romantik bir şeye dönüştürmeye başladı diğerinin bütün varlığını. O romantik şeyin hala bir geçerliliği var demek istiyorum. Yani fanzin bir jest. Jest olarak da hala kullanabiliyoruz biz şu anda. Hala da işte diyelim Burak yeni bir sergi kataloğu yapmış olsun. Yani bunu bir sanki bir fanzin duygusuyla yapmışsın gibi geldi bana desem bir tür iltifat, değil mi? Ona şey demiş gibi olurum, böyle aşkla yaptın, coşkuyla yaptın. Hani şeyle yapmışsın bunu. Çok resmi kurumsal bir iş gibi olmamış demişim gibi okuyacaktır onu. Bir de algoritmalarla ilgili bir şey demek istiyorum. Algoritmaları küçümsemeyelim bence. Şöyle de bakmayı önereceğim. Ben bir içerik ürettim diyelim, bir tweet attım. Sadece bütün mesele bunu kimlerin görebileceğini algoritmanın belirlemesiyle benim hani audience'ımı belirlemesinden ibaret değil. Çünkü ben bir tweet atmıyorum. İkinci tweet'i de atacağım. Dolayısıyla ilkini attığından oluşan alkış panoraması beni yönlendirmiş oluyor. Yani beni sürekli işte fanzin artık bir jesttir diyen insanları takipçi yaparsan, her dediğimde alkışlarlarsa
coşuyorum değil mi? Üçüncü tweette artık bayağı ileri bir, tabii ileri bir noktaya doğru gitmeye başlıyorum. Onlar hiçbiri görmezse ve sıfır alırsa, neyse bu fikir iyi değildi galiba demeye başlayabilir. O süreklilik içerisinde dolayısıyla algoritma ile ilgili bütün deneyler hep nasıl radikalleştirdiği, ne gibi yönlere doğru ilettiği ile ilgili oluyor. Yani belirli fikir havuzlarını yönlendirmek, hani alkış önemli bir güdücü bir şey sonuçta. Yani hep böyle baskının daha güdücü olduğunu düşünürsem alkış daha güçlü gidiyor. Alkışla böyle hop götürüyorsun, istediğin nereye götürmek istiyorsun oraya. O anlamda algoritma bana güçlü geliyor, yani şey bir şey. Çünkü bu yazılı basında senin erişimin bu şekilde belirlendiğinde ne kadar isyan ettiğimizi düşünelim. Yani biz şimdi burada bir yayın yapsak istesen ya da bahsettiğim fanzini, ansızın birileri dese ki şunlar şunlar sadece görecek senin yaptığın fanzini, bunlar görmeyecek dese birisi, çıldırtıcı bir şey olmuş olur. Ne demek falan, değil mi? Yani yazılı basın için hiç kabul edilemez bir şey gibi olur. Ama bu çok böyle tipik olduğu zaman güçlü bir şey diye düşünüyorum, bilmiyorum. Benden bu kadar. Benim aslında sorum Süreyya Bey'e, burada az önce bahsettiğiniz her şeyi toparlamak gerekirse, yani bir sürü şeyden bahsettik ama ya da bahsettiğiniz ama kafamızda bir sürü şey oluştu, en azından benim öyle. Şeye bağlamak istiyorum, hani direkt size sormamın sebebi de postmodernitenin sonucuna bağlamak istiyorum bahsettiğiniz şeyleri. Özellikle sosyal medya gibi mecralarda ya da mediumlarda kullanılan dilin yazınsal olmayışına doğru evrilmesi üzerine geçtiğimiz seneleri de göz önünde bulundurarak nasıl düşünüyorsunuz? Yani nereye doğru gidiyor artık? Özellikle sanatla olan iletişimini de uygulayabilirsiniz. Yani ben orada böyle karanlık bir imserlikte miyim nedir? Yani şey gibi geliyor bana gerçekten, hani yazı gidiyor bir yana, çok daha büyük bir yazı toplumu ortaya çıkıyor gibi geliyor. Herkesin şöyle onu da hesaplıyorum. Normalde günde hani 20 sözcük en fazla yazma, yıl içinde gün başına 20 sözcük yazma ihtimali olan insanların yıl toplam yıl hesaplandığında gün başına işte 2000 sözcük yazdıkları bir duruma giriyoruz. O sözcükleri beğenip beğenmemek başka bir mesele. Yani o ayrı bir konu. Ne olmalıydı o sözcükler diye, o zaman ben de sorarım falan, karışır o, yeni bir şey çıkar oradan. Ama şey fazlası, sözcük üretimi fazlası var diye düşünüyorum. Çok daha fazla sözcük üretiliyor. Evet, emojiler, işte kısaltmalar vesaireler çok daha işin içinde, ama kısaltmalar şirket hayatında da çok fazla, değil mi? Üniversitelerde de sürekli kısaltma yapılıyor. Akademisyenler varsa şey yapmasın, alınmasın diyeceğim ama hep öyle değil mi? Yani hep böyle bir kısaltma, sürekli kısaltmalar, şey akademik konferanslarda falan da öyledir ya, durmaksın. Oralarda da var aslında. Bilginin ve şirketler ve akademiler niçin kısaltmaya ihtiyaç duyuyorsa, şeyciler de, sosyal medyayı yoğun kullanan insan ya da çok yoğun WhatsApp mesajı yazan insan da aynı sebeple duyuyor. Birincisi veri artışı, ikincisi referans daralması. Yani hep aynı şeyler hakkında çok fazla konuştuğumuz için, onlara kısa şirketi sürekli aynı şeyden bahsedildiği için onu kısaltıyorsun. Yani yönetim kurulu falan, kısaltmasını kullanman gibi. Şeyde de çok fazla aynı şeylerden bahsediliyor, aynı ve o yüzden kısaltma kullanılıyor diye düşünüyorum. O anlamda hiç orada garip bir şey görüyorum. Yani ona hızlı bir negatif bir şey söyleyemiyorum ona. Ve video üretimi çokluğunu nasıl okumamız gerektiğini de bilmiyorum doğrusu. Bu da bana ilginç geliyor. Yani bu kadar çok fazla video üretilmesi, bu kadar çok fotoğraf üretilmesi ne demek acaba? Nasıl okunacak bu bir süre sonra? Beraberinde bu kadar çok metinle beraber. Hani şey dedi,
İlk onu geri hatırladım ben de. Ulus dilleri ilk bulunduğu zamanlarla ilgili en temel hayıflanma lehçelerin vesairenin ansızın oyun dışı kalmasıdır, değil mi? Yani hop bir merkezi bir tane merkezi bir dilin bir yorumu, bir kentteki bir yorumu o ülkenin bütün yorumu diye anılmaya başlanıyor. Ona göre yazım kılavuzu vesaire de yapılıyor. Merkezi televizyon vesaire de o lehçeyle konuşuyor. Öbürleri ansızın marj bir şeye dönüşüyor falan gibi. Şimdi onlar evet konuşuyorlar ama marj olmaktan çıkıyorlar mı bilmiyorum. Yani sanki marj olmalarını bir değer gibi kullanıyorlar. Yani ek bir değer eklemiş oluyorsun ona. Bir kullanım değeri veriyor gibi geliyor. Bunu postmodernizmle nasıl bağlarız onu çok şey yapamadım, kestiremedim doğrusu. Ya şöyle belki daraltabiliriz. Sizde de bahsettiğiniz, yani genelde de bahsettiğiniz geçen konuların aslında çoğunu oraya doğru düşündüm ben. Belli bir fikrin ya da hakikatin ortaya atılması veya onu alıyor olan kişi, işte alıcı veya verici arasındaki iletişim ve oradaki gürültünün bir sürü başka şeylere evirmesi o hakikati konusunu konuştuk ya. Konuştunuz ya. Ben de kendime konuştum. Tabii öyle. Oradaki o bütün süreci ele aldığımızda işte quality versus quantity gibi bir şeye de varıyoruz. Yani herkese yayılıyor olması o hakikatin aslında ne ifade ediyor ki? Hani ya da işte atıyorum 100 kişi varsa bir örnekleme havuzunda işte 10 tanesi sadece belli bir estetik anlayışla bir sanat eserine bakıyorsa ve sonunda da diğer kalan 90 kişi de için hiçbir şey ifade etmiyorsa üzerine aslında sormuştum. Yani öyle daraltabilirim. Evet, yani o söylenebilir galiba. Hakikat zaten çok şey bir konu değil mi? Post-truth falan çağında herhalde herkes en çok ondan bahsediyor. Yani o da biraz post-truth da bana sansürle vesaireyle ilgili bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü sanki günümüzde pek çok konuda önce taraf seçmen gerekiyor ya. Yani önce düşünüp sonra bir tarafa varmıyorsun da önce taraf seçiyorsun sonra tarafın içerisinde düşünüyorsun. Ve bu hani diğer taraftan hoşlanmadığın için böyle yaptığından dolayı da kendinin daha ahlaklı da bulabilirsin, iyi buluyorsun bazen. Çünkü kötü olan tarafa göre hep kendini seçtiğin için dolayısıyla da kimse hani o taraf iyi ben kötü seçim diye seçmediğinden herkes hep iyi tarafta olmuş oluyor. Ve iyi tarafta olduğun için de o tarafın içerisinde düşünmekte iyi bir davranış olmuş oluyor. Bu da otomatikman hani post-truth dediğimiz hakikatin çok önemli olmadığı, tarafın daha önemli olduğu şeyi çok yaygınlaştırıyor diye tahmin ediyorum. Öyle gibi geliyor bana. Yani onun bu dokümanta örneği de güzel bir örneği. Sonuçta dokümanta da neden böyle davranıyorlar? Çünkü değil mi? Hani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki reflekslerine göre hani Nazi fikrinin geri çıkması ihtimalini herhangi bir şekilde konuşulmamasıyla durdururuz diye bir şeye gelinmiş değil mi? Bir noktaya gelinmiş yani. O devam ettiği için o zaman böyle olduğunda konuşulmasının içinden varılmıyor da konuşulmamasının içinden hakikate varılması gerekiyor. Dolayısıyla öyle bir hakikat konuşmamız gerekiyor ki konuşulmaması gerekeni bilip konuşmayarak. Bunu da içselleştirdiğin zaman o zaman her şey post-truth'a doğru gidiyor zaten. Yani o çok durdurulabilir bir şey olmuyor gibi geliyor bana. Belki de o anlamda. Post-Fordist hatta zamanların bir şeyidir. Bilmem. Bu yeni araçları biraz da şey yapıyoruz sanki hani eski yeni karşıtlığı içerisinde sürekli olarak faturayı o tarafa oraya kesmeye çalışıyoruz gibi. Halbuki yani Twitter diyelim icat olduğu için hiçbirimiz oturup da şimdi Twitter diye bir şey varmış buna şöyle bir içerik hazırlamam lazım şu konudaki görüşlerimi ben en iyisi burada yazayım falan gibi bir şey yapmadık. Aslında gayet bütün insanlık tarihi boyunca hepimizin kendi aramızda yaptığımız işte
sohbet, dedikodu, bilmem ne falan filan her ne var idiyse. Bundan önce telefonla işte duydun mu Süreyya Dilek'in son işiyle ilgili ne demiş? Dedikodusu yaparken veya ondan önce mektup yazarken vesaire falan. Aslında zaten yaptığımız şeyi gündelik hayatın içerisindeki belki dedikodu, belki o anda aklımıza gelen bir fikir veya şu yağmura bir bakın kedimde ne tatlı ya varacak bir şekilde aslında gündelik hayatın içerisinde zaten yaptığımız, zaten kendi aramızda ürettiğimiz iletişim halindeyken şeyleri kayıt altına alıyor olması biraz bizi şey yapıyor. Ayarımızı bozan şey aslında o. Dolayısıyla biz konuşurken de aslında öyle konuşuyorduk. Yani işte yanlış yazımlar, harf hataları, bilmem neler, şunlar, bunlara, ya bunlar da Türkçe bilmiyorlar, tweet atıyorlar gibi bir yerden şey yapıyoruz. Ama o adam zaten konuşurken de Türkçe bilmiyor ki. Ama konuşurken bunun farkında değiliz sadece. Yazdığı zaman farkına varabiliyoruz. Yoksa o anlamda o adamla ilgili bir şeyimiz de değişmiyor. Görüşümüz de değişmiyor yani. O adamdan zaten işte böyle harf hatası yapması veya kelime hatası yapması, anlatım hatası vesaire vesaire zaten bekleniyor. Çünkü biliyoruz gibi bir durum var. Dolayısıyla oradaki ayrım kayıt altına alıyor olması, bize bir kayıt halinde gösteriyor olması ve orada bir arşivin birikiyor olması bizim için, hayatımız için yeni olan tarafı gibi geliyor. Yoksa o dil kullanımı falan filana geldiğimizde, yani Türkiye'de son 30 yıldır Türkçe'ye en büyük zararı veren kurumun kendisi Türk Dil Kurumu zaten. Yani Türk Dil Kurumu varken başka hiç kimseye Türkçe'yi bozmaya şey kalmıyor, malzeme kalmıyor sağ olsunlar. Gibi. Galiba evet, yatsı namazına doğru. Yani bu havada geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Herhalde. Bayram öncesi, bayram şekerleri olarak. Güzel. Bir şey bekliyordum ben, kahrolsun Twitter falan bir şey. Öyle olmadı. Peki. O günlerde gelecek. Şey, evet. Kahrolsun TDK. Tamam. Peki. Teşekkür ediyoruz o zaman. Teşekkürler.